Emin Çölaşan, Kadınlar Günü'nde Sevgili okurlarım, Türkiye'de bizim yeni bir geleneğimiz daha oluştu. Belli günlere reklama ve ticari kazanca alet etmek. Anneler günü olur, medya ticari reklamlarla dolar. Giyim eşyaları, kozmetik ürünleri aklınıza ne gelirse. Hatta şöyle reklamlar da çıkar. Anneler gününde annenizi unutmayın. Ona bizim otomobilden bir tane alıp mutlu kılın. Hiçbirinin aklına annenize bir öpücük kondurup onu sevindirin ilanı vermek gelmez. İlle de bir şeyler satılacak. Sevgililer gününde aynı çark bütün hızıyla döner. Haziran ayındaki babalar gününde ise bu çark yavaşlar. Babalar günü hediye açısından fazla bir rağbet görmez. Bu yüzden reklamların sayısı da epeyce azalır. Yukarıda kısaca özetlediğim bu günlerin tamamı batı icadıdır ve bize batı dünyasının temel direği olan kapitalizm sayesinde giriş yapmıştır. Önemli olan anneler, babalar ve sevgililer dahil insanları zayıf yerlerinden yakalamak, ticarete katkı sağlayıp piyasaları canlandırmaktır. Bu üç günün de en başta gelen ilkesi hep aynıdır. Alışverişe çıkıp mutlaka hediye almak Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Gazetelere baktım, ekranlarda izledim. Bu kez farklı göstergeler vardı. Özellikle yandaş medya yine tıka basa kadınlarımızla doluydu. Magazinler dahil manşetlerde ise kadın cinayetleri yer alıyordu. Erkekliğiniz yere bassın. Kadınlar iş başında. Alkışlar kadın sağlıkçılara. Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. 2023 yılında futbolda kadın hakemlere de yer verilecek. Dün bu konuda verilen tam sayfa en küçüğü yarım sayfa reklamlara dikkatlice baktım. Hepsi kadınlar günü nedeniyle verilmişti. Cep telefonu üreten firmalar, çamaşır makinası, buzdolabı üretenler, görülmemiş indirim ilanları, özel okul ilanları, kadın dostu şirketlerin ilanları, bugün ve her gün kadınlarımızın yanındayız palavraları, Böyle kadınlar günü indirimi görülmedi. Tarih indirimi. Evden erkek sesi geliyordu indirimi. Kadınların kendine güveni olan yatak ilanları. Ve bir de sayfalar dolusu ama sanki habermiş gibi yatırılmak istenen örtülü reklamlar. Ve bazılarında ilan veren firmaların kadın yöneticilerinin, artistlerin, dizi oyuncularının ve mankenlerin bol kepçe, boz boz fotoğrafları sen yeter ki parayı bastır. İstediğin kadar fotoğrafın gazetelerde çarşaf çarşaf yer bulsun, ekranda programlara çıkarılman sağlansın. Sen de avucuna düşen bu fırsattan yararlan, kendi işletmenin reklamını yap. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tantanası bugün sona ermiş olmalı. İlan bedelleri medya tarafından tahsil edildi. İsteyen istediği gibi konuştu. Açıklamalarda bulundu. Herkesin böyle amacına ulaşmış oldu. Peki ama bundan sonra kadınlarımızın durumu değişecek mi? Hayır. Hiçbir şey değişmeyecek. Bizde her şey 24 saat sürer. Önüne gelen konuşur, akkan keser, sonra eski düzen aynen sürüp gider. Zira her şeyimiz, bütün coşkumuz yılda sadece bir güne birkaç saate endeksidir. Hızımızı alırız ve iş o gün orada biter. İş insanları ve patronlar parayı bastırıp kadınlarımız üzerinden kendi reklamlarını yapar, medyamız büyük paralar kazanır. Yurt içi kargo'dan ricamdır. Sevgili okurlarım, gün geçmiyor ki cep telefonuma Yurt içi kargo isimli şirketten mesajlar gelmesin. Bildiğim kadarıyla sektörün önde gelenlerinden biri ama sergilenen ciddiyetsizlik artık rahatsız edici boyutlara ulaştı. Örnek vereyim, kendilerinden sadece dün öğlen saatlerine kadar 4 mesaj aldım. İsim ve adresler farklı ama hep aynı laflar. Şu sayılı kargonuz dağıtıma çıkarılmıştır. Şu sayılı kargonuz elden temassız teslim edilecektir. Muhataplar alıcı kişi ve şirketler her seferinde farklı. Ben haftanın 6 günü gelen bu mesajları açıp okumaktan artık bıktım. Bazen telefon ediyorum. Ya kardeşim benim o numarayla o şirketlerle kargolarınızla uzaktan yakından ilgim yok. Hatanızı düzeltin. Beni her gün rahatsız etmeyin. Biz ilgilenelim diyorlar ama aynı düzen sürüp gidiyor. Baştan savdıkları umursamadıkları belli. Şimdi yurtdışı kargodan vereceğim. Bu ciddiyetsizliğe artık sık son vermelidir. Günde birkaç kez bu yollara rahatsız edilmek istemiyorum. Bu işin takipçisi olacağım. Emin Çölaşan Sözcü. Beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.